Merhaba çocuklar. Bugün ikinci sınıf matematik dersi çıkarma işlemleri konusuna devam edeceğiz. Bugün toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark etme ve eşitlik kavramını öğreneceğiz. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi bir problem üzerinde inceleyelim. Asaf'ın 5 kalemi vardı. Kardeşi 3 kalem daha verdi. Buna göre Asaf'ın kaç kalemi oldu? Probleme göre eşit olan ifadelere bakalım. Asaf'ın kalem sayısı. Asaf'ın kalem sayısı 5 idi. Eklenen kalem sayısı. Kardeşi 3 kalem vermişti. Eklenen kalem sayımız 3. 5 kalemimiz vardı. 3 kalem daha eklendi. 5, 3 daha 8. Toplam kalem sayımız 8. Şimdi 5, 3 ve 8 sayılar arasındaki ilişkiye bakalım. İlk kalem sayımız. İlk kalem sayımız 5 idi. Eklenen kalem sayımız kardeşimiz 3 kalem vermişti. 5 kalem, 3 kalem daha toplam 8 kalem oldu. Toplam kalem sayımız 8'di. Eklenen kalem sayımız 3. Toplam kalem sayımızdan eklenen kalem sayımızı çıkardığımızda ilk kalem sayımız 5'i buluyoruz. Toplam kalem sayımız 8. İlk kalem sayımız 5'ti. Toplam kalemden ilk kalem sayımızı çıkardığımızda eklenen kalem sayımızı 3'ü buluyoruz. Şimdi eksilen çıkan ve fark arasındaki ilişkiye bakalım. Çıkarma işleminde eksileni bulmak için çocuklar çıkan ile farkı toplayacağız. Burası eksilen, burası çıkan. Burası ise farklı. Çıkan sayımız 23, fark 34. Çıkan ile farkı topluyoruz. 3, 4 daha 7, 2, 3 daha 5. Eksilen sayımız 57. Çıkan sayımızı bulmak için ise eksilen sayıdan farkı çıkartıyoruz. 57'den 34'ü çıkartıyoruz. 7'den 4 çıktı, 3 kaldı. 5'ten 3 çıktı, 2 kaldı. Çıkan sayımız ise 23. Şimdi de eşitlik sembolünü inceleyelim. Eşit işareti her zaman işlem sonucu anlamı taşımaz. Eşitliğin iki tarafındaki matematiksel ifadelerin denge durumunu da gösterir. Şimdi burada bakacak olursak 3 artı 5 eşittir 8. Buradaki eşittir işareti işlem sonucunu gösteriyor. İşlem sonucu. 3 artı 5 eşittir 2 artı 6. Burada ise 3 artı 5'in 2 artı 6 ile denge durumunda olduğunu gösteriyor. Bunu bir de şekil üzerinde görecek olursak. İki yıldızın iki yıldıza eşit olduğunu görüyoruz. Burada ise bir yıldızın ağırlığının üç yıldızın ağırlığına eşit olduğunu, yani denge durumunu görüyoruz.